Amerika'daydım, Amsterdam'da daha yeni döndüm. Böyle yani. Ailen hala orada yaşıyor. Evet evet, annemler, kardeşim, herkes orada. Ben tek kaldım burada. Zor mu yalnızlık burada? Yok ya, çok keyifli. Keyifli keyifli. Anneannem var, teyzem var, hep birlikte öyle. Özlem var mı? Aile özlemi? Kesinlikle var, o yüzden sürekli gidip geliyorum zaten. Sunuculuk nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor, çok güzel gidiyor. Var mı bir oyunculuk düşünceniz vardı? Var. Şimdi Şubat'tan sonra bakalım sizler bekliyor. Şimdi daha paylaşmayayım sizlerle. Mart'ta görürsünüz zaten. Eğitim alın. Dizi mi yoksa? Eğitim bitti. Geçen ay bitti. Ve çok ne kadar sürdü? 5 aydır çok sıkı bir eğitimden geçti. Neredeyse her gün sabaha kadar çalıştık. O yüzden böyle artık hazırız. Nasıl, oyuncu olmak zor mu yani? Eğitim almak lazım mı? Zor çünkü kendinizi keşfediyorsunuz bu yolculukta. O yüzden benim için çok farklı bir deneyim oldu. Diğer yandan Türkçemi iyice düzelttim. O yüzden bakalım şimdi neler olacak. Ekrandaki haberlerdeki ekrandaki kamerayla dizilerde o filmlerin çekildiği kameralar aynı mı, farklı mı? Yok. Hangisi daha böyle yorucu ya da şey? Yani şimdi sunuculuk yaparken çok farklı. Sinan'la da klipte birlikte oynadık zaten. Hı-hı. O daha da farklı. Her şeyi farklı bir deneyimi var galiba. Ama şu an setlere gidip o dizilerdeki, filmlerdeki kamera deneyimimi deneyimlemek isterim. Artık zamanı geldi. Sizi makyajsız görüyoruz. Doğallıktan yanılsınız galiba. Efendim? Makyajsız görüyoruz sizi. Ay evet, hiç doğallık. Makyaj yok. Aynen. Oldukça sade görünüyorsunuz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Yurt dışında neler yaptınız? Amsterdam nasıldı orada ortam? Covid süreci falan nasıl yaşanıyordu? Şöyle, her şey onunla kapanıyordu. O yüzden iyice güzelce aileyle vakit geçirdik. İşte akşam hep birlikte yemek yaptık. Film izledik, öyle yani, çok keyifliydi. Buradaki bir kapanma olmadı. Burada yok, aynen. Orada bir daha böyle bir şey mi var? Nasıl söyleyeyim? Daha mı böyle insanlar? Kurallar çok sıkı. Nereye gidiyorsunuz? İşte QR kodu aşılı mısınız, değil misiniz de bakıyorlar. Ondan sonra akşam 10'da herkes her şey kapanıyor. Bir de aşı karşıtları orada yürüdüler sokaklarda. Şeyler yaptılar. Evet, şimdi önümüzdeki hafta her şey kalkıyor sanırım. Artık aşı kartı falan da istemiyorlar. Bakalım ne olacak? Takipteyiz. Siz aşı oldunuz mu? Onu da soralım. Evet, evet oldum. Ne diyorsunuz aşı karşıtları için? Valla ona diyecek hiçbir şeyim yok. Herkes kendi vücudunu ne yapmak istiyorsa onu yapalım. Peki şeyi soralım. Örnek aldığınız bir sinema, dizi yolculuğunda örnek aldığınız kadın oyuncu kimdir? Türkiye'den ya da yurt dışından. Valla yok. Ben kendi melek abdi olarak görüyorum. Her seferinde kendime daha iyi versiyonu ortaya çıkartmak için. Bence öyle olması daha mantıklı. Yoksa örnek aldığınız kişiyi olursunuz. O da siz olmazsınız. O yüzden ben öyle bir tercih ediyorum. Anneyi mesela, anne gerçi eski modelsiz. Evet, o mankenlik yaptı. Ben mankenlik hiçbir zaman yapmadım. Yok, hayır. Oyunculuk deneyimim de olmadan gibi. Bakalım şimdi. Yani başkasını tekrar etmek istemiyorum diyorsunuz yani, değil mi? Yok, ben kendi yolumda ilerleyeceğim. Ben nasıl oynuyorsam öyle olacak. Sizin yolunuz nasıl yani? Böyle oyunculukta kendinizi hangi rollere, işte bazıları işte komedi oynar, bazıları dram oynar, bazıları aşk filmi oynar. Siz nerede görüyorsunuz öyle bir tercihiniz? Valla bir yerden başlayayım. Hepsini deneyimlemek isterim tabii ki de. Bakalım ilk projemiz ne olacak? Sevgililer günüydü. Nasıl geçti? Güzel geçti. Evdeydim. Tek başına mıydınız? Yok yok. Arkadaşlarla güzel vakit geçirdik. Sonra eve gittim. İşte anneannemlerle falan güzel bir yemek. Öyle sakince. Tamam, teşekkür ederim. Bir fotoğraf daha alayım. Çok... Tabii. Ay yok, böyle olsun. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun.